Selamünaleyküm değerli dostlar. Herkesin dua sorar kanalımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda inşallah Kadir Gecesi'nin okunması makbul duayı hep beraber dinleyeceğiz, okuyacağız ve inşallah hep beraber bundan istifade etmeye çalışacağız. Biliyorsun artık mübarek Ramazan ayının son günlerine geldik. O güzel günler artık bizden ayrılmak üzere. Bir sonraki seneyi de Rabbim bize nasip eder mi etmez mi onu tabii ki biz bilemeyiz. O yüzden bizim görevimiz şu an içinde bulunduğumuz durumu en güzel şekilde değerlendirip bu anları gerçekten Allah razı kazanmak için e, harcamaya gayret göstermemiz gerekir. Ramazan ayı da bunlardan en önemli fırsatlardan bir tanesi. Ve bu Ramazan içine saklamış olan da yine biliyorsun mübarek bir gece var. Bu da Kadir Gecesi. Biz inşallah bu Kadir Gecesi'nin ne olduğunu şöyle bir anlatalım. Ondan sonra inşallah duamıza geçelim. İnandığımız İslam dini göre Kadir Gecesi Rabbimiz tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahy edilmeye başlandığı Kur'an'ın gecedir. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu da yine belirtilmektedir. Burada Kadır Kadir Gecesi ile alakalı Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Bu surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'ne indirmeye başlandığı ve bu gecenin de bin haydan daha hayırlı olduğu burada ifade edilmektedir buyurulmaktadır. Yine aynı şekilde Bakara 185 ayette de yine Kur'an-ı Kerim 20, Ramazan ayında indirilme başlandığında söylenmekte. Burada anlıyoruz ki Kadir Gecesi İslamiyet'in yani Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı bir e, andır ve biz Müslümanlar için de çok önemlidir. Biz de inşallah bu geceyi de elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Yine e, bu gecede arkadaşlar yapmamız gerekenler işte bol bol namaz kalalım, bol bol dua edelim, bol bol tövbe istifar çekelim inşallah. Ve Rabbimiz rızasını kazanmaya çalışalım. Ee, genelde Kadir Gecesi 20. Gecesi olduğu söylenir. Fakat e, Efendimiz Kadir Gecesi son 10 günde arayınız diye buyurmaktadır. Yani illa ki o gün e, olduğu kesin değildir. Bizler inşallah son 10 günde mümkün olduğu kadar Kadir Gecesi gibi ibadetimizi yapalım. Ve Rabbimize e, tövbe istiğfar etme inşallah çalışalım. Burada arkadaşlar e, okuyacağımız dua bir hadiste geçiyor. Ayşe validemiz aleyhissalatü vesselam efendimize ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sormuş ve Efendimiz ona cevap olarak da bu duayı işte Allahümme inneki afuvun tuhibbul affe fawfu anni anlamı da Allah'ım sen çok affedilsin affetmeyi seversin beni bağışla diye inşallah dua etmiştir. Bu tırımıza geçen e, Bizler inşallah bu gecede bu duayı defalarca inşallah okuyalım. Ve inşallah Rabbimize bizleri o duası kabul olanların ve tövbeleri kabul olanların inşallah zümresine bizleri de ilhak eylesin diyelim arkadaşlar. Şimdi ben inşallah bu duayı e, birkaç kere yani yaklaşık 30 kere okumaya çalışacağım. İnşallah hepimiz bunlardan istifade ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني 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 اللهم <سؤال> إنك عفو تحب العفو <سؤال> فاعف عني اللهم <سؤال> إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم 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 انك 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 عفو تحب العفو فاعف عني Allahümme إنك عفو تحب العفة فعف anni. Allahümme إنك عفو تحب العفة فعف anni. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah duamızda okuduk. Rabbim inşallah hepimizi bu Kadir Gecesi yusumetine affetmeyin ise nasip eylesin. Ve bu Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde değerlendirme bizlere nasip eylesin arkadaşlar. Bu gibi geceler biz Müslümanlar için çok önemli. Çünkü bu gecelerde Rabbimin rahmeti daha da bir bollaşıyor. Rabbimin, Rabbimin e, bizleri affetmesi daha kolay oluyor. İnşallah bizler de bu güzel anları fırsat bilelim ve elimizden geldiği kadar Rabbimize yalvaralım. Dualar edelim. Tövbe istifade edelim. Kaza namazı varsa onları kılalım inşallah. Bol bol zilgi çekelim ve bu günleri de en güzel şekilde inşallah değerlendirelim. Çünkü Hepimiz bildiği gibi ömrün ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Belki seneye bugünleri göremeyeceğiz. Göremeden belki vefat edip gideceğiz. O yüzden içimize bulunduğumuz anı en iyi şekilde değerlendirelim. Ve inşallah Rabbim rızasını kazanarak da bu dünyadan göçüp ahirete gidelim inşallah. Videomuzu bitirmeden önce inşallah bize destek için kanalımıza abone olsanız, videomuzu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Lütfen videolarımızda yine değişik platformlar paylaşın ve herkes bunlardan inşallah istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere Hepinize hoşça kalın Allah'a emanet olun.